Okulumuzda şu ana kadar 22 proje var. İlk projemiz Almanya Berlin Makine Teknoloji Mesleki Beceri Eğitimi diye makine öğrencilerine 2 hafta 10 öğrenci olacak şekilde Berlin'e götürdük. 20 öğrencimiz de Macaristan Budapeşte'ye götürdük. Geçen uyguladığımız projemiz de ise Avrupa'ya açılan kapılar projesi bu. Bunun da bilişim teknoloji yine Almanya'ya götürdük. Bunu öğrenci ardından mobil öğrencilerimiz de 2 hafta Litvanya Vilnius'u götürdük. Burada öğrencilerimiz staj yaptılar. 2 hafta boyunca oradaki ortamı gördüler, işletme şartlarını gördüler, ülkeleri tanıdılar, kültürlerini tanıttılar. Dolayısıyla bu projeler ülkemiz adına, okul adına, tanıtım adına çok güzel emekler olarak hazırlanıyor ve çok da fayda sağlıyor. Erasmus Plus öğrenci hareketliliği kapsamında İtalya'nın Rimini kentine zeytinyağı üretimiyle ilgili ve kalite belirlemeyle ilgili bir gezimiz oldu. Projemizin ismi Continuous System Operatörü ve Zeytinyağı Degüstasyonu, yani tadımı. 14 gün boyunca İtalya'da farklı bölgelerde zeytinyağı üretimiyle ve kalite belirlemeyle ilgili çalışmalar yaptık. Ülkemiz zeytinyağı tarım açısından oldukça verimli bir ülke, şanslı bir ülke ama elimizdeki ürünleri değerlendirme konusunda, market değeri kazandırma konusunda ciddi sıkıntılar olduğumuzu gördük. Buraya %5 yok. %5. Bizimle aynı. Halk Eğitim Merkezi'nin, Cihan Bey'le Halk Eğitim Merkezi Polonya'dan, Bosna Hersek'ten ve İtalya'dan ortaklarıyla birlikte yürüttüğü Erasmus Plus projesi kapsamında engelli eğitimli konu alan bu projeye ortak bulunuyoruz. Şu ana kadar Polonya ve İtalya ziyaretlerini gerçekleştirdik. Tam da şu içinde bulunduğumuz günlerde bu misafirlerimiz şu anda bizim merkezimizi ziyaret ediyor. Engelli eğitimle ilgili onlar ne yapıyor, biz ne yapıyoruz, onlarda farklı olanlar ne, bizim için yapılabilecek olanlar ne, onları yerinde görüyoruz. Zeytinyağı konusunda çok yaygın, her kooperatif kendi ben de aldım.